Merhabalar arkadaşlar, ben Ülkem ve burası Heyde. Bugün önüme dizdiğim 11 tane sudan halı sahamı biri çıkarmıyorum arkadaşlar. Bugün size saflık testi yapacağım. Neden böyle bir şeye yeltendim hemen açıklayayım arkadaşlar. Karantinadayız, her şeyden bolca stok yaptık. Muhtemelen evinde stok yapanlar da vardır ki bence gerekli olan bir şey. En temel ihtiyaçlarımızın başında su geliyor. Ve içtiğimiz suların ne kadar saf olduğunu merak ettim. Dünya Sağlık Örgütü'nün 0 ile 1000 arasında belirlediği bir ölçüm var ve 0 ile 300 aşağısı içilebilecek sular olarak nitelendiriliyor ve şu an piyasada ulaşabileceğim suları eve aldım ve bunların şu anda saflık derecelerini ölçeceğim arkadaşlar. Hangi su ne kadar saf? İlk olarak Erikli'den başlayacağım arkadaşlar. Bu arada ben evde Erikli kullanıyorum, o yüzden Erikli'den başlamak istiyorum. Saflık oranını merak ediyorum. İlk olarak Erikli'yi aldım. Şu anda derecesi 0 olarak gösteriyor buradaki ekranda. Burada ekranda göründüğünü arkamda yazacak. Ve hepsini siz de görebileceksiniz. 43. Evet arkadaşlar, Erikli'nin saflık oranı 43. 0 ile 300 arası doğal olarak geçiyordu, saf olarak geçiyordu arkadaşlar. Erikli'ninkisi 43 çıktı. Şimdi hemen bir diğerine geçiyorum. Uludağ Premium. 30-31 gitti geldi, 31'de kaldı arkadaşlar. 31. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Ya bilindik suları her yerde ulaşabildiğimiz sular ve bence ne kadar saf oldukları önemli arkadaşlar. Eğer siz de bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ilginizi çeken bir durumdur. En merak ettiğim iki tane su vardı. Birisi Erikli'ydi, biri Çeşme suyuydu. Hayat suda 47 arkadaşlar. Evet, Pınar'dayım arkadaşlar. Pınar'ı şimdi ölçeceğiz. 42, 43, 44, 45. Evet, 45'te kaldı arkadaşlar. Son kez bakıyorum, 45. Evet. Pınar 45 çıktı. Şey gibi oldu böyle de, Oba TV'de ders veriyormuşum gibi. Evet sevgili öğrenciler. Samet'le ne yapıyorsun orada? Derse dön. Arkada ben bir şey yaptım mı diye bakıyorum. Evet, neymiş bu? Nestle. Nestle'ye bakıyoruz arkadaşlar. Nestle de birçok üründe tercih edilen bir marka. Wow. Nestle'nin ise 75 çıktı arkadaşlar. Nestle'nin saflık oranı 75. Şu ana kadarki en yüksek derece. 75. Aynen. 75. Bence okuyor. 15 gibi algılayanlar olabilir. Hayır, 75. Şimdi damla sudayız arkadaşlar. Damla su da birçok lahmacuncu. Evet, damla su 59, 60, 60, evet 60 arkadaşlar. Hatta 61, evet. Damla su 61 çıktı arkadaşlar. Gelelim Saka'ya. Bakalım kaç çıkacak. 86, 88. Saka suyu, saflık oranı 88. Saka'yı da geçiyorum. Evet. Önce şu aslında, sıralamada böyle. Sırmakeş arkadaşlar. Evet, sırmakeşi ölçüyorum. Ne kadar safsın sırmakeş. Wow. İçindeki su mu az acaba? Evet, bir daha ölçüyorum. Değmemiş olabilir çünkü. Yani şimdi normal oldu. 0-1 oldu çünkü, 0'da kaldı. Demek ki ucu değmemiş. Şu an 33. Sırmakeş 33 çıktı, şaşırttı beni. Evet, sırmakeş 33. Onu da yazalım arkadaşlar. Gelelim Carrefour'un kendi suyuna. Alışverişi Carrefour'dan yapmıştım arkadaşlar. Oranın da bir suyunu aldım. Oranın su derecesini de merak ettim. Carrefour 44, 52, 53. Evet 53. 53, 54 oldu. Yok mu artıran? 54'te kaldı arkadaşlar. Carrefour'un suyu da 54. Kötü değil aslında. Nestle 75 çıktıktan sonra
Hiçbir şey şaşırtamaz beni. Evet arkadaşlar, bir sonrakine geçiyorum. Fiji su. Fiji adalarından getiriliyor vesaire vesaire vesaire. Baya doğal bir su olduğu söyleniyor. Ve en pahalı su 15 lira falan arkadaşlar su. Şimdi ölçümü ne yapacağız? Ne kadar doğal bir su, saf bir su olduğunu da anlamış olacağız. Saflık oranı inanılmaz derecede 131 çıktı arkadaşlar. Fiji en pahalısıydı. Saflık oranı 131. Ben bayağı şaşırdım. Ama bunun içinde başka bir madde var mıdır acaba bu? 131 arkadaşlar. 132 oldu. 131 yeter galiba işte. 132 oldu. Neyse 132 yazacağım. 132. Ve gelelim evlerimizde sadece temizlik için kullandığımız ve içmediğimiz suya. Hemen çeşme suyumuzu alalım. Çeşme suyunu gördüğünüz gibi bayağı doldurdum arkadaşlar. Çeşme suyu ne kadar saf? 293. Yani şebeke suyu, İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Saflık oranı 293 çıktı. Yani 0 ile 300'ün aşağısının normal olduğunu varsayarsanız çeşme suyu da içebilirmişiz aslında. Ama daha sağlıklı suların daha saf sular olduğunu da biliyorum. 293. Ve şampiyon böylelikle İSKİ su oldu arkadaşlar. İkinciliği Fiji su aldı, en pahalı. En pahalı ilk su, sonra ikinci su. İSKİ tabii ki pahalı değil, sonra indirime girdi. En yüksek 1, 2, sonrasında Saka, sonrasında Nesta var. En düşük hangisiymiş? Uludağ Premium'da en saf içtiğimiz suymuş arkadaşlar. Ben bunu merak etmiştim çünkü isimlerinden dolayı çok fazla inandığımız marka oluyor ve nasıl su sattıklarını gerçekten bilmiyoruz. Nereden aldıklarını da bilmiyoruz. Sadece markaların isimlerine güveniyoruz. Ben bu videoyu sevdim çünkü içtiğimiz sular hakkında bana bilgi verdi. Umarım siz de bu konu hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna şöyle tık yapabilirsiniz. Instagram'dan daha kolay. Tek tık yapabilirsiniz. Eğer kanalımdaki diğer videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. Burası Eyde. Hoşçakalın arkadaşlar. Seninle daha çok ölçüm yaparız bize. Deniz suyunu falan ölçer mi acaba? Ölçebilir aslında.